İtfaiye yerlerine yangın çeşitlerine yönelik teknik ve uygulamalı eğitim olanakları sağlayan istasyon sayesinde Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi yangınlara karşı Türkiye'yi örnek bir yöntemle hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye erlerinin eğitimi için özel kurulan istasyonda birçok farklı ilden gelen ateş savaşçılarına eğitim veriliyor. Çok amaçlı yangın eğitim istasyonu film setlerini aratmayan görüntülere tanıklık ediyor. Türkiye'de ilk olma özelliğini koruyan tesisten farklı illerden gelen binlerce itfaiye erleri, eğitimci, kamu kurumu temsilcisi, öğrenci ve gönüllü yararlanıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen programa Hatay, Adıyaman, Kastamonu, Amasya, Kilis, Erzincan, Elazığ ve Tokat'tan gelen 20 itfaiyeci, farklı şekillerde dizayn edilen eğitim merkezinde beklenmedik durumlara karşı müthiş bir deneyim kazanıyor. İtfaiyeciler alandaki eğitimler sayesinde birçok yangın çeşidiyle karşı karşıya kalıyor. İtfaiye yerlerinin güvenliklerinin de en üst seviyede tutulduğu 17 kapılı binada yangın simülasyonları emniyetli ve güvenli bir şekilde sağlanıyor. Güvenlik kamerasıyla izlenen istasyona giren itfaiyeciler senaryo gereği karanlıkta engelleri aşarak yaralıları kurtarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçük Önder verilen eğitimi Aksu Haber anlattı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği içerisinde profesyonel itfaiyeci eğitimi vermekte burada. Daha önceleri bu eğitim Türkiye'mizde bir tek İzmit Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından verilmekteydi. Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilden itfaiyeciler tabii ki 20 kişilik gruplar halinde veriliyor ve en az 80 saatlik bir eğitim yani 2 haftalık. Dolayısıyla birçok ilin itfaiyecisine sıra gelmiyordu ya da çok geç geliyordu. Biz bu göreve talip olduk. Hem kendi personellerimizi hem de ülkemizin dört bir yanındaki Anadolu'muzdaki Trakya'daki itfaiyecilerimizi eğitmek için burada eğitim sahamızı kurduk. Şu anda 7. gruba eğitim veriyoruz. Her grup 20 kişilik. Bu arada gönüllü itfaiyecilerimiz ve kendi itfaiyecilerimize ayrıca eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde yangına müdahale eden, kapalı alan yangınları, açık alan yangınları, işte bir fabrika, AVM veya iş yeri yangınında, ev yangınında nelerle karşılaşabilirler? İşte burada bir kapalı bir ortamımız var. Bir evde bulunması gereken veya işte bir fabrikada bulunması gereken birçok şey mevcut. 17 tane çıkışı, girişi olan bir yer burası. Sıfır görüş açısında 7 kişilik itfaiyeci grubu buraya giriyor. Burada kendi hortumlarını takip ederek aynı kapıdan geri çıkmak zorundalar. Kazazedeyi buluyorlar ama bir bakıyorlar ki oradaki kapı da bir çökme olmuş. Yani oradan geri dışarı çıkamıyorlar. Çünkü görüş açısı yok. Diğer kapıya yöneliyorlar. Oradan derken bu 17 kapıdan bir tanesine labirent gibi bildiğimiz en sonunda çıkışı bulup dışarıya kazazedeyle beraber çıkıyorlar. İşte şurada yüksek açı kurtarma çalışmaları yapılıyor. Hemen burada yüksek ısıda yangına müdahalenin nasıl yapılacağı 7-800 bin dereceye kadar normal koruyucu elbiseleriyle işte solunum cihazlarını takarak hemen arkamızda az önce tanker yangınlarına karşı nasıl müdahale edilir bunu öğreniyor arkadaşlarımız. Hemen karşı tarafta Allah korusun olası bir afette yani deprem sonrasında nasıl çalışma yapılır, kentsel arama nasıl yapılır onun çalışmalarını öğretiyoruz. Yukarıda yine kuyularımız var. Bir kuyuya bir canlı düştüğü zaman nasıl kurtarma yapılır onu öğretiyoruz. Burada yüksek açı kurtarma nasıl yapılır? Yani bir dağcı gibi iple tırmanıyorlar, iniyorlar arkadaşlar. İtfaiyecilik dünyada en profesyonel meslek. Yani bildiğiniz SAT komandosu gibi. Daha da ötesini söyleyeyim. SAT komandosu olmanın ötesinde bütün araçları kullanır itfaiyeci dünyada, gelişmiş ülkelerde. Yani bir helikopteri, uçağı, bir gemiyi rahatlıkla kullanır. Tüm yerdeki araçları, tankerini, otobüsünü vesaire her şeyi kullanır. Bir doktor gibi ilk yardım bilir. Bir kimyager gibi tehlikeli kimyasalları tanır. Tanıması lazım.
Çünkü yangın yerine gittiği zaman bir fabrika yangınında neyle karşılaşacağımızı bilmeyiz. Veya bir tanker çarpışmıştır, bir kaza olmuştur, yangın vardır. Orada belki içerisinde bir kimyasal vardır, suyla tepkimeye girebilir. Bunları itfaiyeci bilmek zorundadır. Yani sadece yangın olur, suyla müdahale edilir. O itfaiyecilik artık yok.